Sevgili seyirciler, Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlerle gönül erlerimizden Hicri 2. ve 3. asırda yaşamış Allah dostlarından İbrahim bin Ethem ve Davud Tayi Hazretlerinden bahsetmek istiyorum. İbrahim Ethem Hazretleri malum adı İbrahim bin Ethem, künyesi Ebu İshak, nisbesi El-Belhi, Horasan erenlerinin ilklerinden sayılmaktadır. Bugünkü Afganistan'ın Bel şehrinden, yani Mevlana ile hemşehri. Sultanoğlu Sultan, Bel padişahıydı. Sultanlığı bırakıp züht hayatına, sufilik yoluna girdi. Süfyan Sevri, Fudayl bin İyad, Şakik Belhi ve Malik Dinar gibi zahitlerle görüştü, tanıştı. İmam-ı Azam'la sohbetlerde bulundu. Zahidane bir hayat yaşadı. Bütün ömrü boyunca orak biçmek ya da bağ bekçiliği yapmak gibi işlerde çalışarak el emeğiyle geçindi. Hicri 161, miladi 777 yılında Şam'da vefat etti. Tevbesi ve tasavvuf yoluna girişiyle ilgili iki tür rivayet nakledilir. Birinci rivayet şöyledir. Malum İbrahim bin Ethem Hazretleri ava meraklıydı. Bir gün atıyla ve köpeğiyle avlanmaya çıktı. Kaldırdığı avını kovalarken hatiften şöyle bir nida işitti. Ey İbrahim, sen bunun için mi yaratıldın? Sen bununla mı memursun? Bununla mı emir olundun? Dönüp bakındı, sesin sahibini aradı. Fakat bir türlü kimseyi göremedi. Bunun üzerine mana sultanlığını dünya sultanlığına tercih ederek gönül erleri kervanına katıldı. Sırtındaki saltanat libasını çıkardı ve yolda rastladığı koyun çobanına verdi. Kendisi onun suf, yani yünlü elbisesini giyerek Mekke'nin yolunu tuttu. İkinci rivayette şöyle, bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece yarısı sarayın tavanında, damında birinin çatıyı gıcırtatarak yürüdüğünü duydu ve sıçrayarak bağırdı. Kimsin ve sarayımın tavanında ne arıyorsun? Dedi. Çattaki sesin sahibi şöyle cevap verdi. Ben yabancı biri değilim. Devemi kaybettim de onu arıyorum. İbrahim iyice dehşete kapıldı. Korktu ve ürktü. Sen deli misin? Tavanda devenin ne işi var? Diye sordu. Tavandaki ses ise onu uyaran bir sesti. Asıl deli sensin dedi. Zira altın taht ve atlas ipekler içinde Allah'ı bulacağını sanıyorsun dedi. Bu sözler üzerine kalbini büyük bir haşyet ve dehşet doldurdu. Kulağında bu sesin yankıları çınladı durdu. İmam-ı Azam'ı ziyarete geldiğinde İmam-ı Azam kendisini tanır ve İbrahim seyyidimiz ve efendimizdir diyerek ona iltifatlarda bulunurdu. İmam-ı Azam'ın talebeleri o bu efendiliği ne ile elde etti üstad, üstadımız diye sordular. İmam-ı Azam da dedi ki o devamlı surette Allah ile meşgul. Biz ise başka şeylerle. Derdi ki kalplerinizi Allah korkusuyla, cesetlerinizi Allah'a ibadetle meşgul edin. Yüzlerinizi haya, dillerinizi zikri ilahi ile tenvir edin. Gözlerinizi haramdan sakının. Sehl bin İbrahim anlatıyor. İbrahim bin Ethem'le dosttuk. Ben hastalandım. Elinde bulunan varı yoğu ne varsa her şeyi benim için harcadı. Biraz iyileştiğimde iştahım açıldı. Kendisinden yiyecek şeyler istedim. Bu sefer bana, affedersiniz,
merkebini satarak yiyecek almış. Hastalığım geçince, İbrahim, eşek nerede diye sordum, sattım dedi. Öyleyse ben şimdi neye bineceğim dedim. Sırtıma binersin kardeşim dedi. Ve beni 3 konak sırtıyla taşıdı. Bir ziyafete çağrılmıştı. Davette bulunanlar çağrıldığı halde henüz gelmemiş bulunan bir zattan bahsederek, zaten o çok ağır canlı bir adamdır dediler. İbrahim, vay başıma gelenler. Nasıl oldu da insanların gıybet ettiği, gıybet yapıldığı bir mekana ben geldim diyerek hemen o mekanı terk etti ve 3 gün süreyle ağzına bir şey koymadı, hiçbir şey yemedi. Dünya hakkında şöyle öğütler verirdi. Hey kardeş, dünyadan yüz çevir. Çünkü dünya sevgisi insanı kör ve sağır yapar, zelil eder. İnsanlar arasına çokça karışmak dünya sevgisindendir. İnsanlardan uzaklaşmak dünyayı terk etme alameti kabul edilir. Eş ve dostunuzu azaltın. Allah dostluğuna yönelin. Sevgilinin hoşlanmadığını sevmek sevgi alameti değildir. Rabbimiz dünyayı zemmetti. Biz ise onu övmekle, methetmekle meşgulüz. O dünyaya buğz etti, biz ise onu sevmekle meşgulüz. O bizi dünyadan zühde teşvik ediyor, biz ise onu her şeye tercih ediyoruz. Sordular, kalpler neden perdelenir? Allah'ın buğz ettiği şeyi sevmekten. Dünyayı sevip ona meyletmekten. Oyun ve eğlenceye dalmaktan. Ebedi hayat için ameli terk etmekten diye cevap verdi. İbrahim bin Ethem'e göre hırs ve tamağın azlığı sıdk ve vera duygusu doğururdu. Çokluğu ise gam ve korkuyu artırırdı. Ona göre züht 3 türlüydü. 1- Farz olan züht, haramlardan sakınmaktı. 2- Selametli olan züht, şüphelilerden kaçınmaktı. 3- Faziletli olan züht, helallerde itidal çizgisiydi. Derdi ki, yiyeceğin helal ve temiz olsun, zararı yok. Gece namazı kılma ve gündüz nafile oruç tutmuş olma. Ama helalin peşinde koş, yiyeceğin helal olsun. Ona göre şöhrete bel ve gönül bağlamamak züht alametiydi. Şöhreti sevenler Allah'a sadakatle bağlanmayanlardı. Muasırı Rabiatül Devviye gibi muhabbeti ilahiye Allah sevgisi konusunda söz söyleyen sufilerin ilklerindendi. Şöyle konuşurdu. Allah'ım, sen pek iyi bilirsin ki benim indimde dünyanın bir sinek kanadı kadar değeri yoktur. Sen beni zikri ilahine yoldaş, sevgine layık kıldığın ve taatı bana kolaylaştırdığın sürece cenneti dilediğine ver. Eğer insanlar hubb-i ilahiyi gerçek manasıyla bilseler, yemekten içmekten kesilirler, dünya hırs ve sevgileri mutlaka azalırdı. Halkı bir kenara koy, Hakk'a dost olmaya bak. Adamın birine sordu, Allah dostlarından olmak ister misin? Adamcağız, elbette isterim deyince şunu söyledi. Dünya ve ahiretle ilgili hiçbir şeye rağbet etme, kendini sadece Allah'a ver, yüzünü münhasıran ona dön buyurdu. Adamın biri,
kendisine arkadaş olmuştu. Ayrılacağında İbrahim'e sordu. Şayet bir ayıp ve kusurumu gördüysen lütfen bana söyle, beni irşad et dedi. İbrahim şöyle cevap verdi. Sende herhangi bir kusur ve ayıp görmedim ben. Çünkü sana hep sevgi gözüyle baktım. Bu yüzden her şeyin hoşuma gitti. Bir hac mevsiminde Mescid-i Haram'da Şakik-i Belhi ile karşılaştı. Şakik sordu İbrahim'e, siz züht yolunun esasını nasıl belirlersiniz, nasıl anlarsınız? O da Allah verince şükrederiz, vermeyince sabrederiz. O da dedi ki, bu senin yaptığını, dediğini Horasan'ın köpekleri de yapıyor. Ya sizin anlayışınız nasıldır? Biz bulunca infak eder, dağıtır, bulamayınca sabrederiz dedi. Bunun üzerine İbrahim, Şakik'e sen bizim üstadımızsın dedi. Kendisinden nasihat isteyen birine şöyle öğüt verdi. Bağlı olanı aç, açık olanı da bağla dedi. Kesenin ağzını aç, kendi ağzını bağla. Sordular, dua ediyoruz da kabul olunmuyor. Acaba sebebi ne ola? Cevap verdi. Sizler Yüce Allah'ı tanıyor fakat itaat etmiyorsunuz. Resulü biliyor fakat sünnetine tabi olmuyorsunuz. Kur'an okuyor fakat onunla amel etmiyorsunuz. Nimetini yiyor fakat şükretmiyorsunuz. Cennetin itaat için yaratıldığını biliyor fakat cennetin itaatkarlar için yaratıldığını, donatıldığını biliyor fakat ona gönülden talip olmuyorsunuz. Cehennemin asiler için kurulduğunu biliyor fakat ondan kaçıp korunmuyorsunuz. Şeytanın size düşman olduğunu biliyor fakat onun dostluğundan çıkamıyorsunuz. Ölümü biliyor fakat iyilik yapmıyorsunuz. Ölüleri toprağa gömüyor ama ibret almıyorsunuz. Kendi kusurlarınızı bırakıp başkalarının kusurlarıyla uğraşıyorsunuz. Bu halinizle duanız nasıl kabul edilsin? Bir adama şöyle nasihatte bulundu. İyi bil ki altı dik ve sarp yokuşu tırmanmadan salihler kervanına katılamazsın, salihler derecesine ulaşamazsın. 1. Nimet ve refah kapısını kapatıp zorluk ve sıkıntı kapısını açmadıkça. 2. İzzet kapısını kapatıp zillet kapısını açmadıkça. Rahat kapısını kapatıp cehd kapısını açmadıkça. Uyku kapısını kapatıp seherilik kapısını açmadıkça. Zenginlik kapısını kapatıp fakirlik kapısını açmadıkça. Emel kapısını kapatıp ölüme hazırlanmadıkça. Amele sarılmadıkça. Günah işlemek isteyene şu altı şartı yerine getirmesi halinde izin verilebileceğini söylerdi. Derdi ki, günah işlemek istediğin zaman Allah'ın rızkını yeme. Günah işlemek istediğin zaman onun mülkünden çık git. Günah işlemek istediğin zaman öyle bir yerde ol ki o seni görmesin. Ölüm meleği geldiği zaman ona tevbe edebilmen için bana mehil ver de, sorgu melekleri geldiğinde onları uzaklaştır. Kıyamette günahkarları cehenneme atın fermanı gelince sen gitme, görelim bakalım dedi ve bunun olmayacağını böyle güzel örneklerle anlattı. Rahmetullahi aleyh. Allah mekanını cennet eylesin, şefaatine nail eylesin. Efendim, bugün anlatacağımız ikinci gönül eri Allah dostu Davud-u Tâhi Hazretleri. Davud Tâhi Hazretleri'nin adı malum Davud bin Nusayr, künyesi Ebu Süleyman, nisbesi Tâhi, Abbasi halifesi Mehdi dönemi zahitlerinden. Horasanlı fakat Küfe doğumlu. Tebe-i Tabi'in neslinden, Tabi'inden Abdülmelik bin Umeyr, Habib bin Ebi Amre, Hamid Tavil, İsmail bin Ebi Halid gibi zevattan hadis rivayet etti. Bağdat'a giderek İmam-ı Azam'ın talebeleri arasına katıldı.
Habibi Acemi'den feyz aldı. Fudayl bin İyad, İbrahim bin Ethem ile çağdaş. Fıkıh tahsilinden sonra tekrar Kufe'ye döndü. Zühd, takva ve vera yolunu seçerek uzleti ihtiyar etti. Vefatı Hicri 165, miladi 781 yılıdır. Zühd yoluna girişi şöyle anlatılır. Ölüsünün ardından şimdi o güzel yanaklarının hangisi çürümede ve gözlerinden hangisi akmada beytini okuyarak ağlayan bir kadın gördü. İntibaha gelip zühd yoluna girdi. Kendisine miras olarak intikal eden 20 dinarla 20 yıl geçindi. Onun anlayışına göre ilim amel içindi. Amel edilmeyen ilmin anlamı ve lüzumu yoktu. Bir talib-i ilim bütün ömrünü ilim talebine harcasa nerede ve ne zaman amele vakti kalır ki? Ebu Hanife'nin ilim meclisine devam ederdi. Bir gün Ebu Hanife kendisine dedi ki, ya Davud, aleti yani ilmi sağlamlaştırdık. Geriye kaldı onunla amel etmek. Davud Tahi diyor ki, bu söz üzerine uzlete çekilmem hususunda nefsimle mücadeleye başladım. Nefsime hiçbir meselede konuşmamak şartıyla Ebu Hanife'nin meclislerine devam etmedikçe seni uzlete çekmem dedim. Kimseyle konuşmamak şartıyla bu meclislere devam ettim. Bir meseleye cevap vermek zorunda kaldığım zaman ben o mesele hakkında konuşmaya susuz kalmış bir insanın soğuk suya duyduğu istekten daha şiddetli bir arzu duyar fakat asla konuşmazdım. Fudayl bin İyad bütün ömrü boyunca Davud'u iki kere görmüştü fakat bununla övünür dururdu. Bu ilk görüşmelerinde evin tavanının altındaki çatlağı gören Fudayl, "Buradan kalk ya Davud, zira tavan çatlamış üstüne yıkılacak." dedi. Davud da, "Ben epeydir buradayım, bırak çatlağı, tavanı bile görmemişim." diye cevap verdi. İkinci görüşmesinde ise Fudayl, Davud'dan nasihat talep etti. O da, "Halktan firar et, hakka koş." dedi. Yaşı ilerleyip ölümün geciktiğini gördükçe şöyle derdi. "Ölüm bize ağır gelmeye başladı. Çünkü bu hayatta çok günahlar işler olduk." Davud dahi her şeye kalp gözüyle bakardı. Onun basiret gözü kafa gözünü zayıflatmıştı. İnsanların gördüğü şeyleri o adeta hiç görmezdi. Tabii insanlar da onun baktığı şeyin farkına varmazdı. İnsanlar onun haline şaşardı. O da insanların haline tacip ederdi. Bu dünyaya aldanmış, dünya akıllarını başlarından almış, dünya sevgisi kalplerini doldurmuş, ehli dünyayı gördüğünde korkar, kendini ölüler arasında gibi hissederdi. Mürüvvet sahibiydi. Hak sahibine hakkını fazlasıyla vermekten haz alırdı, hoşlanırdı. Kan aldırdığı adama bir dinar vermişti. Fazla oldu bu israf değil mi diyenlere mürüvveti olmayan kamil bir ibadeti olmayan adamdır demişti. İlahi senin derdin beni dünyevi dertlerden azat ediyor ve uykumla arama giriyor derdi. Dünya metaına asla kıymet vermezdi. Nitekim ölüm döşeğinde yatarken gelenler onun yastığının kerpiç, yiyeceğinin bir çanak suya batırılmış kuru ekmekten ibaret olduğunu gördüler. İnsanın amellerine güvenmesinden hoşlanmaz. Bizim amellerimize göre neticemiz ümitsizliktir. Fakat gönüllerimiz hep ümit cihetini iltizam ediyor derdi. Cennet talebinde bulunmaktan çok cehennemden kurtulmayı dilerdi. Dilerim ki cehennemden kurtulayım.
İsterse bu kurtuluş yanıp kül olmadan sonra olsun yeter derdi. Dünya hakkında şöyle konuşurdu. Eğer selamet dilersen dünyaya hadi sana selam olsun diyerek veda et. Eğer keramet istersen sen nazarımda ölü gibisin diyerek cenazesini kılmak üzere kalk tekbir al. Ona göre Allah'ı dileyen müridin alameti dünyaya karşı müstani olmak, dünyadan zaruret miktarıyla yetinmek, fazlasını arayıp sormamaktı. Ağırlıklarınız uzun yola çıkacak birinin yükü kadar olsun. Sakın bundan fazla bir dünyalığı kalbinize yerleştirmeyin. Dünyaya karşı saim olun ki ölümle iftar edebilirsiniz. Bedenini boş hale getirmek isteyen dünyadan yüz çevirsin. Kalbini boş hale getirmek dileyen ahireti kalbinden çıkarıp atsın. Ey insanlar! Ehli dünya nefislerin isteklerine karşı acelecidir. Dünya hesabıyla bedenlerini yorarlar. Halbuki dünyaya rağbet dünyada ve ahirette yorgunluktan başka bir şey değildir. Zahitlik ise dünyada ve ahirette rahatlıktır. Öyleyse aslandan kaçar gibi ehli dünya olan insanlardan kaçmak lazımdır. Ey Ademoğlu, emeline kavuşunca sevinirsin. Halbuki sen emeline ancak ecelini tüketerek kavuşursun. Ameline ise sanki faydası başkasınaymış gibi geri bırakmayı tercih edersin. Maruf Kerhi derdi ki, Davud Tâi kadar dünyaya değer vermeyen ve nazarında dünya hiç mesabesinde olan bir başka adam tanımadım, görmedim. Onun nazarında dünyanın ve ehli dünyanın değeri sivrisineğin kanadı kadar bile değildi. Rahmetullahi aleyh. Allah hakkımızda şefaatçi kılsın inşallah. Allah'a emanet olun.